bir third person shooter yapıyoruz diyelim. Veya third person shooter da şart değil. Normal third person bir oyun yapıyoruz diyelim. Karakterimizle sağa sola bakarken, yukarı aşağı veya sağ üst sol alt gibi yönlere bakarken şöyle güzel, kaliteli bir şekilde bakmak isteriz değil mi? Mesela şu an ekranda gördüğünüz gibi kütük gibi dönmesini istemeyiz. Şu anda göreceğiniz gibi baktığımız yöne göre karakterimizin vücudunun bizim belirlediğimiz şekilde şekil almasını isteriz. Diğer motorlarda bu sistemin ismi nedir bilmiyorum ama Unreal Engine literatüründe biz buna aim offset diyoruz. Hep beraber şöyle şahin gözlerimize bakalım aim offset neymiş, nasıl yapılıyormuş. Konuya geçmeden önce arkadaşlar kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri ötüyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğenebilirim ve destek olursanız sevinirim. Ve hepinizi oyuncu, geliştirici fark etmez oyun sektörü Discord topluluğumuza davet ediyoruz. Evet, geldik yine kürkçü dükkanına. Öncelikle ben kütüphanemden bir silah bir de animasyon paketi indirdim. Silahı hemen karakterime eklemem lazım. Şuradan characters, mannequins, mesh. Şuradan mavili skeleton açıyoruz. Karakterin sağ elini bulmamız lazım. Silahlar her zaman sağ el üzerinden eklenir. Tabii solak değilseniz. Sağ ele bir tane soket ekleyeceğim. İsmini tabii istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben motorun otomatik koyduğunu hemen kabul edip kaydedeceğim. Şimdi karakter blueprint'ime gitmem lazım. Şöyle bir şuraya alalım şuna. Şuradan viewport'a geçip mesh'e geçip buradan bir skeleton mesh daha atalım. Şimdi buradan weapon atalım. Silahı bu sağdaki skeleton mesh'ten ekleyeceğiz arkadaşlar. Mesela AK-47 olsun. Ekledikten sonra parent soketten biraz önce eklediğimiz soketi seçelim. Bazen tabii böyle dört dörtlük gelmez. Buradan hemen ayarlamamızı yapalım. Tamamdır. Şunu unutmayın, bu bayağı baltalıyor aslında. Bunu yerleştirme sürecimizi. Şimdi Devant Graph'a bir sağ tık atmamız lazım aim için. Bunun için de bir input oluşturalım. İşte sağ tık, input, input action, aim olsun. Buradan map'ine geçip açalım. Şuraya abi şunu at. Right mouse button olacak. Aided. Ya aim diyelim. Animasyonu çalıştırmak için hemen bir boolean atalım. Şimdi animasyonları çalıştırdık. Şu an gördüğünüz gibi sağa çevirdiğimde, sola çevirdiğimde veya yukarı aşağı çevirdiğimde karakter gayet kütük gibi dönüyor. Hiçbir hareket yok, hiçbir şey yok. Tam olarak aim offset zamanı. Kullanacağım temel aim animasyonunu farklı bir klasöre aldım. Bunu duplicateleyip birçok farklı pozdan aim offsetini alacağım için karışıklık olacak. Bunu engellemek için doğru bir isimlendirme yapmak lazım. Mesela ben rifle, aim offset, center. Öncelikle merkeze baktığımız açıyı almamız lazım. Şu animasyonu bir açalım. Animasyonun bütün frame'lerini silmemiz lazım. Böyle en başa alıp preview from frame diyelim. Gördüğünüz gibi bütün animasyonlar gitti. Kesinleştirmek için bir tur daha bir şunu atalım. Gördüğünüz gibi tek bir frame oldu. Soldan aşağı inip şuradaki edit'i benim type'ın no'dan mesh space'e çevireceğiz. Base pose type'ımızı selected animation frame yapacağız. Buradan center center'ı seçeceğiz. Bunu kaydedelim. Center center tamamdır. Diğer pozları yani diğer yönlere bakan animasyonlarımızı da bunun üzerinden çoğaltacağız ki buradaki yaptığımız ayarlar aynı şekilde onlara da gitsin. Yani hepsinde bu ayarların olması gerekiyor. Bunu kaydedelim. Ctrl-D ile duplicate atıyorum. CC'yi CR yapıyorum yani center right, enter'layıp kaydediyorum. Center right'a geldik. Şimdi buradan kemik ağacını açıp şuradan da karakterden bonslar ol hiyerarşiye açalım. Şimdi üst vücudunu nereden çevireceğiz? Ben yine spine 1'i kullanacağım. Spine 1 sorun çıkartabilir bazen. Özellikle sağ üst sağ alt veya sol üst sol altta. Bütün yönleri en azından ara yön diyebileceğimiz sağ üst sağ alt veya sol üst sol alt gibi yönlerde farklı spine kemiklerini deneyebilirsiniz. Karakterinizin kemik yapısına bağlı olarak aim offset'i biraz deneye yanıla en azından hangi spine'de en iyi verimi aldığınızı bulmanız gerekecek. Şuradan çevirme şeklimizi lokalden world'e çekelim. Şu şekilde 90 derece çevirelim karakterimizi. Daha sonrasında da üst taraftan key'imizi atalım. Center right'ımız tamam. Bu işlemin aynısını bütün yönler için yapacağız. Dört ana yön tamam. Şimdi ara yönlere geçmemiz lazım. Evet, merkez dahil 9 farklı yönümüzü hazırladık. Şimdi aim offset'in kendisini hazırlayabiliriz. Hemen sağ tıklayıp animation'dan aim offset'i açalım. Burada karakterimizin kemiğini seçelim. Rifle aim offset ismini koyacağım ben. Açalım. Şuradaki seçenekleri bir açalım. Horizontal axis'e yaw ismini koyacağız. Minimumunu -90, maksimumunu +90 yapacağız. Vertical axis'i de pitch yapacağız. Aynı şekilde orada minimumu -90, maksimumu +90. Şurada snap to grid'leri de açalım. Şimdi burada hazırladığımız pozları içeri alalım. Center'ı hemen ortaya atalım. Center left, center right. Tüm açıları yerleştirdik arkadaşlar. Ctrl'e basılı tutup mouse'umuzu alanda gezdirdiğimizde gördüğünüz gibi tüm açılara karakterimiz güzel güzel bakıyor. Soldaki sekmelerden preview base pozumuzu ilk en başta temel aldığımız animasyonu atamamız gerekiyor. Yani idle rifle iron sights, bunu alalım. Şuraya atalım.
Save'imizi alalım. Hiçbir sorun çıkmadı. Yine CTRL ile gezdiğim zaman ayarladığım şekilde düzgün bir biçimde çalışıyor. Şimdi aim offset'imiz tamamdır. Artık geçebiliriz animasyon blueprint'imize. Burada yapacağımız ilk şey animgraph sekmesine aim offset atmamız olacak. Attıktan sonra şunları birleştirelim şu şekilde. Daha sonrasında yaw ve pitch yönlerini değişken olarak alalım. Bunu hallettikten sonra şimdi event graph'ı bu işin matematiğini yapmamız gerekiyor. Ben bunu yeni bir fonksiyon açarak yapacağım. Tabii siz bunu direkt olarak event graph'ın içerisinde yapabilirsiniz. Ben maksat yer kaplamasın diye fonksiyon üzerinden yapıyorum. Fonksiyonumuz tamamdır arkadaşlar. Basitçe burada gördüğünüz gibi hazırladık. Şimdi bunu event graph'a atalım. Update animation atmamız lazım. Buradan hemen yeni bir pinini atalım. Şu an sistemimizin çalışıyor olması lazım. Yine olmadı. Kamera ayarlarını unuttuk. Ben karakter blueprint'imizden, karakter movement'tan buradaki rotation settings'e gelelim. Buradaki use control design tikini kaldırıp orient rotation'a tikini atalım. Home file save diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi sağa döndüğümde karakterim de güzel bir şekilde sağa dönüyor. Sağ yukarı, sol aşağı, sol yukarı, dümdüz yukarı, aşağı. Tamamen belirlediğimiz şekillerde doğru biçimde karakterimiz dönüşlerini alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tabi üst vücutla alt vücudu ayırmamıştım. Bir önceki videomda bunu nasıl ayıracağımızı, karakterimizin koşarken nasıl üst vücuda ayrı animasyonlar yapabileceğimizi anlattım. Oraya bakabilirsiniz. Hatta direkt sistem hazır sayılır. Ben sizi ışınlayayım hemen hazır haline. Hemen 2 saniyede ayarladım burayı. Şimdi play'e basalım. Gördüğünüz gibi karakterimiz koşarken, mesela sol tarafa basılı tutup koşarken sağ tarafa bu şekilde aim aldığımızda karakterimiz ona uygun şekilde dönüyor. Video üstüne ekrana bir crosshair atsaydık tam bir third person shooter'a doğru gidiyor olacaktık. Crosshair'ın ekranda olması aslında bizim karakterin doğru yöne baktığını ve doğru şekilde şekil aldığını anlamamızı sağlayacaktı. Crosshair'ın olmaması biraz yanıltıcı olabilir. Kameranın da burada konumu çok önemli. Çünkü burada kamera karakterin direkt kalçasından çektiği için gördüğünüz gibi bu yüzden de doğru şekilde hissettirmiyor olabilir. Bir gün uzun bir tutorial videosu yaparsak mesela third person shooter falan orada her bir detaya uzun uzun bakarız. Şimdilik aim offset bu kadar arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım, kanalımda oyun tasarlama ve geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim ve destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.